Bugünün mahsulleri bunlar. Gördüğünüz bu alışverişin tamamını bit pazarında yaklaşık 4800 liraya mal ettik. Aldıklarımızı zaten gördünüz, yaptığımız pazarlığı gördünüz. Ben hepsini bir kenara alacağım, tek tek hızlı bir şekilde test etmeye başlayacağız. Ben şeyden başlamak istiyorum ya, şu çakma Ultra'dan. Yersen Ultra. Ultra Titanium Case 49 mm diyor ama burada bir MagSafe görseli var. Yani kablosuz şarj cihazı yapalım. Üstüne de Ultra Titanium Case yazmışlar. Bit pazarından aldığımız ürüne kutu açılışı yapıyoruz. Evet, kutumuz açıldı. Of. İnanılmaz pis bir plastik kokusu geliyor burnuma. Ne kadar gözükecek bilmiyorum bu ama bunu bildiğiniz Misina'dan örmüşler arkadaşlar. Şöyle cırt çırtı da var. Cırt çırtlar şekil yalnız. Böyle dandik malzeme değil. Yani bunu koluna takarsan ve üstüne spor yaparsan geçmiş olsun, kanserojen maddeyi direkt böyle gözeneklerinden alırsın. Bu da buna benzer bir şekilde spor kayış. Biraz daha kendini kaliteli hissettiren malzemesi var. Apple'ın Nike'la geliştirdiği modellerde kullanılan kayışlara benzer birkaç tane burada lastik kayış görüyoruz. Aynısının kırmızısı var. Bildiğin iyi bir jest yalnız bu. Bu acaba orijinal saatlere de uyuyor mu? Burada da saatimizin kendisi var. Bu olayın kendisi zaten. Tasarım açısından baktığınızda Apple Watch Ultra'yı bayağı aldırıyor. Bir tane kordonu takıp deneyeceğiz abi direkt. Saatin kendisine takalım hocam. Bak şurada ufak tırnaklar var ya, buna basınca normalde kolu serbest bırakır. Onların ne kadar çalıştığı da meçhul. Saat açıldı lan. Duydun mu sesi? Ultra 7 in 1. Ne kadar iyi bir saat. Şurada hemen bir ekran koruyucu var. Tabii ki bu saatin ekranın kendisi değil. Direkt adım saymaya başladı. 764 adım atmışız. Kendi kendine adım sayıyor şu an bak. 779. 80. Ben şu an yürüyor muyum mami? Tabii çift dokunmayla uyanmak yok. Yandaki kadran tuşuna basıyoruz. 89, 90. Ya ben böyle iyi kilo veririm. Bu arkada saya dursun adımları. Diğer özelliklerine bakalım saatin. Kalp atış hızı ölçme özelliği var. Bir deneyelim. Sensörü çalışıyor mu acaba? Çalışıyor bu arada. Şöyle göstereyim. Sensörleri çalışıyor. Gerçekten de nabızı ölçüyor. 82. Şu an kalp atış hızım buymuş. Kan basıncı. Güzel. Gündelik aktivite takibi. Kan basıncı. Kandaki oksijen. Deneyelim. Bu fiyata bu kadar ölçüm yapması bile iyi bence. Ama tabii bunları kullanmayın. Şöyle bir... Buradaki tuş hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Yani genel olarak ekranın çözünürlüğü ve işte görüntü kalitesi de tabii ki fiyatının hakkını veriyor. Ben bu ürünü bitirip kenara atmak istiyorum. Sıradaki yine Apple ürünlerinden devam ediyoruz. Ama unlu mamuller poşetinden çıkıyor bu Apple ürünleri. Ve bit pazarından geldi buraya. Bir tane de MagSafe Power Bank vardı. O da burada. Apple'ın resmi olarak satışta olan 4 farklı şarj ürünü şu an önümde. Tabii ki bunlar resmi olarak satılan ürünlerin kendisi değil. Tabii bunu test etmek için de bir tane iPhone'a ihtiyacımız var. Ofisimizdeki tek iPhone 15 Pro Max hemen yanımda. Önce şarj cihazını kendisiyle başlayalım. O nerede hocam? Burada. Ambalajın kalitesine kadar baya baya orijinal Apple hissiyatı var. Şimdi çok zor oturttum yerine. Ben bu kabloyu telefona takmaktan çok korkuyorum ama patlama izlemeli. Melih şu an nasıl bakıyor? Dur. Hocam takıyorum ama. Vallahi şarj oluyor. %38. Bir girdi çıktı, girdi çıktı, girdi çıktı. Geçmiş olsun. Daha fazla tutmayayım ben bu kabloyu. Ya görüyorsunuz sürekli şarjdan girip çıkıyor. Caciki. Şimdi kabloyu çıkartalım. Enayilik kablonun kendisinde mi yoksa şarj aletinde mi? Şimdi göreceğiz. Şunun içinde şöyle bir 120 wattlık şarj adaptörüm var. Şarja girdi hocam. Girdi çıktı, girdi çıktı, girdi çıktı. Hani geçmiş olsun. Bu da çöp. 10 üzerinden 1. Bak orada denedik. Burada hikaye değişti. Geldik. Bana tip C girişli adaptör lazım. Tip C çıkışlı adaptör yok arkadaşlar. Bu da promosyon. Biz de bu yüzden 90 wattlık 87 watt. Çok pardon. Eski tip MacBook Pro adaptörüyle deneyeceğiz bunu. Bak bunun kutu açılışını bit pazarında yapmıştık zaten. O yüzden detayına inmiyorum. Apple MagSafe'in çakma ürününü orijinal MacBook Pro 87 wattlık şarj aletine bağlıyorum hocam. Gördün mü nasıl oturdu? Bak oturdu, geldi, %38 dolu. Herhangi bir girme çıkma durumu yok ve çalıştı hocam. Kılıf olmasına rağmen de tutuyor. Ama çok kolay çıkıyor tabii. Yani gördüğün gibi bak bunu böyle de göstereyim. Şu. Kılıfsız da deniyorum. Gayet güzel hocam. Tutuyor mu telefonu? Yapmasam bunu. Bu okey, vallahi okey ha. Yani bayağı MagSafe hocam bu. Kaçta kaç oldu bu? 4 çakma Apple şarj ürününün ikisi kablo ve şarj aleti patladı. MagSafe okey hocam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde ekstra batarya ya da işte farklı elektronik çip mi falan olmadığı için bu tarz ürünleri uygun fiyatlı olarak almakta sakınca yok. Çakmayı yine tavsiye etmem ama gördüğünüz gibi bu çalışıyor. İş görüyor yani. MagSafe charger iş görüyor. Benim asıl merak ettiğim şey MagSafe
powerbank olan. Bu arada puanlamadım bunu. Bunu da kaç diyelim? 10 üzerinden bence ve 6'yı hak etti hocam. Ben kılıfı takmıyorum geriye, direkt buna geçiyorum. Şöyle. Zaten yine orada açıp baktığımız bir üründü bu da. Bir şey söyleyeyim mi? İçindeki poşetine kadar orijinal Apple kutusu bu. İçinde ne kadar batarya var bilmiyorum ama yine MagSafe'le birlikte deneyeceğim bunu hocam. Telefonun arkasını göstereyim. Gayet oturdu. Titredi telefonda ve şarjda. Batarya miktarı yazmıyor burada. Böyle gayet güzel oturuyor ve kullanılıyor. Sonuçta çalışıyor. Ben buna da 10 üzerinden 6 veriyorum. Evet, çakma Apple ürünleri bittiyse orijinaline geçelim. Ne var burada bakalım? Bir iPad var. Halo, sana da halo. Şöyle geçelim hemen. Bu iPad birinci nesil değil mi? Mini 1, tamam, ilk nesil iPad mini bu arkadaşlar. Eşleştirme kilidi geldi. M ile başlayan bir @hotmail hesabına şu an. Ya iCloud kilidine kurban gittik gördüğünüz gibi. Şarjı da %74 bu arada. Bit pazarından iPad alırsanız iCloud kilidine takılma ihtimaliniz yüksek. Bunu buraya koydum. Ben iPad'e fiyat performans açısından verebileceğim 10 üzerinden 6 yine. 10 üzerinden 6'dan vazgeçmiyorum ve Apple ürünlerini bitiriyoruz. Evet, sıradaki ürün bilgisayar. 1600'e okey tabii canım, yani çok basit bir iş yapacaksındır, bir şey yapacaksındır. Bir yerde kasa yazılımı çalıştıracak, markette kenarda köşede duracak bir bilgisayara ihtiyacım vardır. Gayet temiz ya, öndeki fan falan. Bunun içini açmak istiyorum ya. Bir görelim abi. Tertemiz ya içi. Daha o kadar girmedim. Derin bir anakartı var bilgisayar. Burada bir HDD'miz var. Tabii ki hafızasına bakamıyorum. Açınca bakarız. Evet, bilgisayarın testine geçebiliriz artık. Evet dostlar, bu bilgisayarın hak ettiği setup bu. Eğri eğri, doğruya doğru konuşalım. Biraz uzun sürüyor tabii, alışmışız. Hayda. Bak sen şu işe. Hard disk yazılımı, test yazılımı şu an bana bir sonuç sayfası çıkar direkt. Bayağı hard diski falan test edip vermişler lan. Performansını, sağlığını bunu. 500 GB'lık hard disk var içinde. Tam donanıma bakalım. 3. nesil i5 3.20 GHz. 4 çekirdekli turbo boost'la 3.2 GHz'e kadar yükseliyor. 4 GB RAM var ve Intel HD Graphics ekran kartı var. Harici ekran kartı olmadığını zaten kasayı açınca gördük içinde. İnternete de bağlandık Mami. Donanımına da bir detaylı bakalım. Oyun falan denemeyeceğiz tabii ki. AIDA 64 uygulamasını açtık. Burada gayet net bir şekilde markası, modeli, 4 çekirdekli Core i5 3. nesil 3600 MHz'lik işlemcimiz var. Anakartımıza bakalım. Dell Optiplex 7010. Belleğimize bakalım. Bellek 1704 MB, yani 2 GB falan pek kurtarmaz. Intel 7. nesil mimarisi var. Bu grafik işlemcisiyle yapabileceğiniz şey çok az şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Bu alışveriş 10 üzerinden 10'u hak ettim abi. Ne diyorsun? Sağda solda ihtiyacın var ya da öğrencisin. Gerçekten paran yetmiyor kardeşim. Kurtarır yani. Evet, sonraki ürüne geldik. Asus ROG Strix Gaming kulaklık. Biraz eski nesil bir kulaklık sadece. Bu işte şarj girişi Micro USB. Bence çok büyük problem değil masa başında kullanılacak bir kulaklık için. Ama kulaklığın bit pazarı versiyonu korunmuş. Sadece pedlerinin değişmesi gereken forma kadar ilerlemiş. Aha, açıldı. Baksana mikrofonuna falan. Şunu görüyor musun? Bak, gizleniyor. Hop. Buradan açılıyor falan. Kablolu şekilde test edeceğiz. Fazla uzun tutmamak için videoyu. Şöyle bir, bu arada tam modeli de Asus ROG Strix 300'müş. İkinci elde de şu an 2000 lira, 3000 lira gibi bir piyasası var bunun. Tabii onlar daha bakımlı. Şarkı buldum, açıyorum. Bu monitörün hoparlörü. Ses aygıtını değiştiriyorum. Hiçbir ses yok. Boğuk boğuk bir bas sesi geliyor. Asus kulaklık 10 üzerinden 1. Boş alışveriş oldu hocam. Üzüldüm buna ben ya. Sıradaki ürün Apple Vision Pro arkadaşlar. Telefonu böyle koyuyorsunuz. VR uygulaması yüklüyorsunuz telefonun içine. Google Cardboard'un uygulamasını yükleyin. Bu da bayağı eski. Kartondan VR gözlükler yapar dururduk yani. Eski usul VR gözlük işte arkadaşlar. Yani bir tane ben şimdi demo açtım. Gözlerin odaklama noktasını kullanan ve ekranı ikiye bölen bir üç boyutlu illüzyon yaratan eski VR, eski usul VR'lar. Mami bir şey diyeceğim ya. Bu çıktı abi. Sıradaki ürünle devam edelim. Vaat ettiğini kafa bandı hariç karşıladığı için bence 10 üzerinden 4'ü hak etti. Kafa bandı çıkmasaydı 7 verecektim. Kendi kaybetti. Sıradaki ürün bir efsane. Samsung Corby. 14 yıl önce o dönemin en popüler telefonlarından birisi olan Samsung Corby'yi 534 liraya almış bu arkadaş. Bugün nasılsın diyor. Mami bugün nasılsın? Ekranı jortlamış tabii bunun. Biz de ona göre pazarlığımızı yapıp almıştık. Hiç sıkıntı yok. 32 megapiksel mi? Şaka yapıyorsun. 194 tane fotoğraf alabilirim diyor şu an. Deklanşör sesine bak. Ekranı dışında gayet okey. Kenarı köşeye atılıp böyle bir koleksiyon listesinde yer alabilecek güzel nostaljik bir ürün. Faturası da içinde olduğu için, kutusuyla beraber yani kısmen kutusuyla beraber olduğu için bence gayet güzel. İnanılmaz güzel ya. Attım kenarıya. Sıradaki ürüne geldik. Abi
abi. Bu poşetin içinde birkaç tane ürün var tabii de. Hadi hadi bundan başlayalım. Bir şey diyeceğim. Biri çalışırsa benim. İkisi de çalışırsa biri senin. Evet. Tamam, diğeri de benim. Bir tane çalışırsa o benim. Deniriz ama önce bir sürprizim var. Gayet güzel. Yok, açılmıyor sim kart takmadan. Ben bunu nasıl unuttum oğlum? Baksana, eski tip hafıza kartı girişi var burada. Direkt SD hafıza kartı. Onları buna takarsak elektronlar der ki ne yaptın bana, ne yapıyorsun abi, ne oluyoruz der. Evet, bir sim kart takalım, hızlıca bakalım. Tabii ki mikro sim kartı buna oturtmak zor. Bunlar eski tip sim kartlar arkadaşlar. Bundan 5 sene sonra bu videoyu izleyecek çocuklar da sim kart ne bilmeyecekler bu arada. Biraz daha ittirsem sanki olacak gibi ha. Yok, yemedi hocam. Sim kartı takın diyor. Corby'deki gibi birkaç fotoğraf çekip göstermek isterdim size ama belki sonra deneriz yukarıda eski bir sim kart bulup ofisin içerisinde. Orada galiba eski telefonlardan daha önceki Bitbuzzer videosundaki telefonlardan birinin içinde var. Onlardan galiba deneyeceğim. Eğer denerim çalışırsa buraya bir test videosu ekleriz araya. Vay be, ince uçlu şarj aleti be. Koçum benim ya. Sıradaki ürün zaten ne zamandır masada, burada. Görüyorsunuz bunu. Hayda oğlum, biz bunu görmedik ya. Bunun ekranı patates. Belli oluyordur muhtemelen. Neyse, takalım bataryayı, görelim. Daha yeni, daha temiz. Teorik olarak bunun açılması lazım. Bu da bildiğiniz gibi uzaktan oynamak için ya da bunu televizyona da bağlayabiliyorsunuz, biliyorsunuz bu eski el tipi konsolları. Açıyoruz. Gayet çalışıyor. Super Mario falan var. Ninja Kaplumbağalar, Contra. Hızlı hızlı tuşları test etmek adına ben bir tane Super Mario oyununa girmek istiyorum. Bunu da takıp iki oyuncu oynayabiliyorsunuz. Hiç fena değil. Gecikme süresi 2 ms falan var. Ne 2 ms'i? 20 ms var. Gayet okey ya, çalışıyor. Bu dediğim gibi jortlamış. Mami. Üzgünüm, bir tanesi çalıştı. Güzel kardeşim, sayemizde harçlığını çıkarmış oldu. Olsun, helal olsun. Her şeyde de kar etmeye çalışmayalım değil mi? Gelelim dokunmatik kaleme. Hyper Gear'ın bir ürünü bu. Şöyle çekelim, çıkartalım. Gayet temiz, kullanılmamış bu arada. Bayağı Bilkom garantili. Tabletimiz hazır. Şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar bu şarj aleti var bu kalemin. Kutusunun içinden çıkmadı tabii ki. Ne bekliyoruz yani? Ama bulursanız, ederseniz bir yerde bir gün kullanabilirsiniz dediğimiz bir ürün. Eksik kutu içeriği sebebiyle 10 üzerinden 1 veriyorum. Sıradaki ürün akıllı telefon direksiyonu. Yine hiçbir elektronik olayı yok ama telefonu bunun ortasına oturtup direksiyon olarak telefonun jiroskopunu kullanmanızı sağlıyor. Aslında elinizde telefonu sağa sola çevirmekle aynı hareketi taklit ediyorsunuz bu sayede. Şöyle kılıfsız bir şekilde elimle tutarak deneyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Hayda. Çok alışmak lazım. Sonuç olarak 10 üzerinden 3'ü hak etti bence. Sıradaki ürünler çok iyi duruyor ama bil bakalım ne unuttuk biz. Diğer 4 hoparlörün girişi eski tip ses jack'ı arkadaşlar. Bilin bakalım ne eksik. Eski tip ses jack'ı almadık. Poşetin içinden de böyle bir şey çıkmadı. Sadece o yüzden bunu deneyeceğim. 3. ve 4. hoparlör muhtemelen bunun gibi ikinci bir setin bir parçası olacaktı. Şimdilik bunlar burada kalsın, süstür. Şu an hoparlörden duyuyorsunuz. Pek iş yapmaz ya. Bak, netliği farkı vermek açısından değiştireyim. Monitörün hoparlörü. Bu arkadaş. Muhtemelen bundaki boğukluk da şunlardan falan ses gelse biraz daha temiz duyarsın. Bence 10 üzerinden çalıştığı için 7. Şöyle ekranlı bir hoparlörümüz vardı. Yine aynı esnaftan almıştık bunu. Ben orada fark etmemiştim. CD falan girişi de var bunun. İçinde CD var. Şöyle koyduk. Bunun tek başına hiçbir hoparlör olma özelliği yok yalnız. Kablo kutudan çıkmadı. Bir tane adaptör bulduk. Şimdi denemeye çalışacağım dostlar. Hoa! Çok güzel duruyor ekran ya. Aa! Direkt FM radyoya bağlandık. Fena değil ha. Kendi içinde hoparlörü de var demek ki. Dokunmatik hassasiyeti de iyi. Alarm kurabiliyorsunuz. Burada SDMMC kart girişi var. USB girişi var. Bu white noise kafası falan filan var ya, onu yaşadım şu an. Çektim fişini. Dekoratif olarak kötü ürünler değiller. Ve son ürün. Medilex ısıtmalı masaj şiltesi. Direkt çıkartıyorum. Bak nasıl ama, şarj aleti görüyor musun? Şimdi bunu da arabada test edip
artık videonun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Haziran ayında da koltuk ısıtmalı şilte denemek müthiş fikir. Çakmaklıktan klasik her elektronik araba aletinde olduğu gibi bir şarj girişimiz var. Böyle taktık, bir de kumandamız var burada. Bölgesel kontrol, fonksiyonlar, sıcaklık, açma kapama tuşları var. Bacaklar mı, göğüsler mi, boyun mu, sırt mı seçebiliyorsunuz. Deniyorum. Bir şey diyeceğim. Direkt bastı. Farklı farklı ritimlerde masaj yapıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Mami. Altıncı inanılmaz bir şey. Arabanın kaputunda oturuyor gibi hissediyorum yani. Yani buna ne kadar masaj denir bilmiyorum ama tabii ufak bir titreşim verdiği için vücudunuza kan dolaşımını hızlandıracaktır. Yolda uyanık tutabilir belki. Çok da şu an sallamaya gerek yok bence. Daha fazla bir şey vaat etmiyor bu cihaz. Masaj yapmasın ama sadece ısıtsın istiyorum mesela. Sinirlerim bozuldu sıcağın içinde. Kışlık ürün test ediyoruz Mami. Allah aşkına bu video nereye gidiyor? Bitsin artık, bitsin. Kapatalım artık. Arkadaşlar Bitpazar videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz hoşça kalın. Yazın kışlık araba ürünü kullanmayın. Bu ürünü aman boşver kapat abi bitsin.